Küresel gündemden merhaba. Türkiye gündeminde Batı'da ilişkilerin sorunlu gitmesine bir de Doğu cephesi eklenmiş durumda. Pazar günü Ermenistan ve Azerbaycan arasında tarihsel olarak bir sorun olarak kategorize edebileceğimiz Dağlık Karabağ yüzünden yaşanan gerilim yeniden tırmanışa geçti. Askeri ve sivil kayıpların olduğuna dönük taraflardan açıklamalar geliyor. Kayıplar konusunda her iki tarafında söylemiş olduğu rakamlarda farklılıklar olduğunu altını çizelim. Dağlık Karabağ sorunu aslında yeni bir sorun değil. Sorunun temeli SSCB'nin dağılması sürecinde ortaya çıkıyor ve 1988'den 94'e kadar taraflar arasında bu anlamda sıcak çatışmalar yaşandı. Daha sonra yapılan ateşkesle beraber AGİT'e bağlı Minsk grubu taraflar arasında diplomatik yolları kullanarak barışçıl bir çözüm üretmeye çalışacağını vaat etti. Ancak zaman zaman çatışmalar devam ediyor. En son 2016 yılında her iki taraf arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle 150'ye yakın asker ve sivil yaşamını yitirmişti. Profesör Doktor İlhan Uzgel ile birlikte Dağlık Karabağ'da taraflar arasında yaşanan gerilimi ve Türkiye'nin tutumunun anlamını ele almaya çalışacağız. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Hocam Dağlık Karabağ yeniden dünyanın ve Türkiye'nin gündeminde, bölgesel bir çatışma aslında yeni de değil. Ancak daha önceden farklı olarak Türkiye'nin daha aktif bir tutum aldığını, hatta açıktan taraf olduğunu görüyoruz. Öncelikle bu durumu nasıl ele alıyorsunuz? Sonra da Türkiye'nin tutumunu ele alalım isterseniz. Yani tabii biz sorundan sonra koşmaya başladık. Hani bir kısmı Türkiye ile çok bağlantılı. İşte Libya olsun, Doğu Akdeniz, Suriye, Irak'taki yani çatışma, Türkiye'nin operasyonları, askeri müdahaleleri. Bu biraz hani görüntü itibariyle hani Türkiye'nin inisiyatifiyle değil, hani Azerbaycan-Ermenistan çatışmasının yeniden gündeme gelmesiyle hani ortaya çıkmış bir sorun. Yani şöyle söyleyeyim, birkaç bağlamda ele alabiliriz. Bir tanesi tabii Türkiye'yi ilgilendiren kısmı var. Hani ikincisi bu işin jeopolitik boyutu var. Üçüncüsü de toplumsal boyutu var. Yani halklara dair, milliyetçiliğe dair, hani bu çatışmaların yarattığı sonuçlara dair hani bizi ilgilendiren hani çok önemli sonuçları var. İsterseniz buradan devam edelim. Lütfen. Hani jeopolitik olarak baktığımızda hani ya böyle biliyorsunuz her coğrafya kendisini dünyanın merkezi gibi hani görüyor. İşte ne bileyim bir Yeni Şafak yazarı, işte dünyanın kalp yahı yani Heartland burası falan. Hani Heartland falan değil yani dünyadaki coğrafyalardan bir tanesi. Boru hattı geçiyor. Evet geçiyor. Ne yapalım? Başka yani, yerler dünya, boru hattı. Dünya haritasına baktığında boru hattı geçmeyen yer yok yani neredeyse. Yani Kanada ile Amerika arasında da boru hattı var yani. Dolayısıyla da böyle dünya şeyinin hani siyasetinin merkezi değil burası ama tabii ki hani Kafkasya Kafkasya'dır. İşte Orta Asya bağlantısı bilmem ne. Yani bir önemi var. Hani işte Çin'in de diyelim bir kuşak bir yol projesi içinde bir şey var. Yeni bir jeopolitik önemi var falan. Şimdi çatışmanın dinamiklerine baktığımızda yani ortada bir sorun var tabii ki. Şimdi Ermenistan biliyorsunuz işte 93'te daha hani Azerbaycan ordusu yokken Karabağ kontrol etti. Üstüne de Karabağ'ın kontrolünün sağlanabilmesi için Azerbaycan topraklarını işgal etti. Yani şimdi bu bizdeki şey mantığına benziyor. Hani Türkiye'yi hani bir yeri savunabilmek için başka bir coğrafyadan başlatma, savunma hattını kurmak gerekir fikrinin Ermenicesi bu aslına bakarsanız. Yani şimdi şeyin de sorun yalnızca Karabağ olsa hani şey yapılır hani Ermenistan Azerbaycan bir yere gelsin diplomatik olarak hani tartışmalı alan denebilir hani tarihsel olarak kime ait Karabağ falan ama mesele o değil ki mesele aynı zamanda Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarının yaklaşık %20'sini Karabağ'daki statükoyu korumak için işgal altında bulundurması ve yaklaşık 1 milyona yakın Azerbaycanlının buradan göç etmiş konumda kalması, işte kaçkın olarak tanımlanıyor, kendi ülkesinde göçmen olması, kamplarda yaşıyor olması önemli bir kısmının. Ben mesela tesadüfen bir görevle gittiğimde Azerbaycan'a bu kamplardan birinde kaldım.
Bize orada bir yer verdiler falan. Tabii şey yani yaşam koşulları özellikle benim gittiğim dönemde yani çok sıkıntılıydı. Yani savaşın sonuçları böyle oluyor. Tabii. Şimdi Türkiye açısından baktığımızda bulunmaz nimet. Yani şimdi Erdoğan yönetimi şey istiyor. Ne misafirimiz derler? Var galiba. Haber... Eva'nın da söyleyecek sözü evet. Var sanıyoruz. Evet. O da bir huzursuz çatışma oldukça şey oluyor. Evet. Huzursuzlanıyor. Şeyden hani Irak operasyon, Suriye operasyonları, Libya, Doğu Akdeniz'de gerginlik. Dediğim gibi verdikçe veriyor. Hani ve en sevdiği şey olsun. Hani bu milliyetçi ortamı birçok işlevi var. Ayakta tutabilmek yani müthiş bir nimet hani Erdoğan yönetimi için. Bu da böyle neredeyse tam Doğu Akdeniz'deki gerilim sönümlenmeye başladı ki fark ettiysen hemen yani neredeyse senkronize bir şekilde Kafkasya'da işte Azerbaycan-Ermenistan çatışması ki bu savaşlarda, çatışmalarda kimin başlattığının bir noktadan sonra önemli de kalmadı. Evet. Ermenistan'daki topraklar Azerbaycan karşılık verir ya da tersi olur falan. Dolayısıyla da bu hani yalnızca şey değil, bu bölgedeki her çatışmanın tabii ki doğrudan ve doğal tarafıyız artık. Hani mesela Rusya gene çok şey gördüğün gibi iki tarafa da mesafeli gibi duruyor. Aslında Ermenistan çok angaj ama Azerbaycan'la da arası iyi değil. Yani bütün bu coğrafyadaki hani çatışma dinamikleri içinde baktığımda Rusya gene aynı rolü oynuyor ve muhtemelen bu çatışma aracılığıyla hani bölge üzerindeki, iki ülke üzerindeki etkisini de bana sorarsan arttıracak gibi görünüyor. Dolayısıyla ben bu çatışmadan ben sonuç olarak Azerbaycan'ın büyük bir zaferle çıkacağını falan düşünmüyorum. Yani çünkü kontrollü bir çatışma. Ne Azerbaycan'ın ne Ermenistan'ın nihai sonucu elde edebileceği bir gücü, kapasitesi yok. Dolayısıyla onların yani özellikle Rusya'nın izin verdiği yere kadar hani gidecekleri bir çatışma olacak maalesef. Buradan bir şeye varacaklar mı? Bundan çok fazla emin değilim. Yani bu özellikle zaman geçtikçe, yani süre uzadıkça hani çatışma bir sınır hattına sıkışıp kalır. Genelde böyle oluyor hani bu çatışmalar. Dolayısıyla da hani şimdilik hani giriş babından bunları söyleyeyim. Bu çatışma ne askeri olarak, ne de siyaseten, ne de toplumsal olarak ne Ermenistan'a ne Azerbaycan'a bir fayda sağlamayacak. Ama burada hani şu pozisyonu da almak zorundayız. Evet, savaş istemiyoruz. Biz barıştan yanayız. Sorunlar müzakereyle çözülsün. Ama burada da çok fiili bir durum var. Yani Ermenistan'ın yarattığı bir statüko var. 1993'te daha Azerbaycan herhangi bir güçlü bir, yani bırakın gücü, doğru dürüst bir silahlı kuvvetler yapılanması yokken elde ettiği bir hani toprak parçası var. Sonra bunun üzerine oturup hiçbir milim oynamayıp bunu böyle bir 50 yıl daha hani sürüncemede bırakıp hani bu statikoyu kalıcılaştırma politikasının da Azerbaycan güçlendiğinde Türkiye ile ittifakını kurduğunda küresel dengeler buna izin verdiğinde bu statikoyu değiştirmek isteyeceğini hani real politik açıdan baktığımızda beklemek de şaşırtıcı olmazdı ve olmadı bana sorarsan. Hocam tam da ben de bu noktadan devam etmek istiyorum. Şimdi siz de altını çizdiğiniz fiili bir durum var. 93'te tarafların ateşkese en azından olur vermesiyle beraber bir diplomatik oluşum da oluşturuldu. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı şemsiyesi altında. Ve neredeyse yaklaşık 26 yıldır bu oluşum iki taraf arasında bu sorunun çözülmesi için diplomatik faaliyet yürütmekle yükümlü. Ancak Ermenistan bir taraftan işte Rusya'nın öncüsü olduğu kolektif güvenlik anlaşması örgütünün paktının parçalarından birisi. Azerbaycan böyle bir durumda değil ama neden Minsk grubu bu anlamda yol kat edemiyor? Nerede bir sorun var? Bu tür sorunlarda, yani toprağa dair sorunlarda özellikle bir taraf erken davranıp, hızlı davranıp belli bir kazanım elde ettiğinde, yani bir bölgeyi işgal ettiğinde falan uluslararası sistem iki tane yol alıyor, tavır belirliyor. Bir tanesi
bu tür kazanımlar kabul edilmez. Yani Rusya'nın şeyi de, Kırım'ı da kabul edilmez. İlhak etti biliyorsun ben Rusya. Evet. Yani başka örnekleri de var. Şimdi kabul edilmez. Birleşmiş Milletler'de buna dair şey çıkar, karar çıkar. Ama bunu geri çevirmek için de yani uluslararası sistem bir şey yapmaz. Ta ki çatışmalar tekrar gündeme gelinceye kadar. Özel bir öncelik konusu olmuyor bu tür donmuş çatışmalar. Çünkü her dönem küresel sistemi ilgilendiren, daha fazla sorun yaratan başka konular vardır ve onların önceliği olur. Buna hatta CNN efekt de diyorlardı biliyorsun. 1990'larda başlayan şeydir. Mesela şu olmuştu. Bosna Savaşı yaşanırken Kosovalı Arnavutlar, ya bizim durumumuz oradan daha şeydi, hallice yani değil. Dolayısıyla da hani bize de ilgi gösterin dediklerinde kimse dinlemedi. Çünkü daha aciliyeti olan bir sorun vardı. Onun üzerine çatışmalar başladı. 98'de çatışma başlayınca, dünya gündeminde yer almaya başlayınca, yani diyalektik de bir şeydir bu süreçte. Çatışma arttıkça düzenleme müdahale, dışarıdan gelen müdahale, yani sorun çözmeye yönelik müdahaleler artmaya başlar. Dolayısıyla da bir çatışma yoksa bir grup kurulur, hani kararlar alınır falan, hani uluslararası örgütlerde. Ama buna uyumlazsan bunun için çok büyük bir hani yaptırım bilmem ne gelmiyor çoğunlukla. Genelde bunu sistem kabulleniyor fiilen ama hukuken hiçbir zaman kabul etmiyor. Biz bu aynı durumu Karabağ sorununda yaşadık. Yani 26 yıldır eğer orada bir çatışma yoksa büyük devletlerin hani Birleşmiş Milletler'in vesaire gündemine gelmiyor. Dolayısıyla da bunu gündeme getirebilmek için bunu öğrendi hani şeyler, bu tür aktörler. Gündeme getirebilmek için bir çatışma dinamini devreye sokarlar ki burada da öyle oldu. O şimdi artık mecburen tabii ki buna büyük aktörler angaje olmak zorundalar ki işte Rusya'dan itibaren hani bu başladı. Ha bu bana sorarsan hani buradaki çatışma, bir toparlayıcı bir şey de söylemek isterim hani karışmasın. Buradaki çatışmanın sınırını Rusya belirleyecek. Rusya'nın izin verdiği yere kadar gidecek Azerbaycan. Büyük bir olasılıkla işte şeyi Ermenistan'da bir belki iktidar değişikliğine, yani daha Rusya yanlısı bir iktidar değişikliği sağlanıncaya kadar da gidebilir Azerbaycan. Dolayısıyla buradan bana sorarsan Putin ve Rusya'nın kârlı çıkacağı bir süreç yaşanma ihtimali daha yüksek. Tabii konunun bir de hani milliyetçilik boyutu var. İstersen hani evet. Biraz ona da hani girebiliriz. Tabii. Dediğiniz gibi hocam sorunun bölgesel dinamiğini, iki aktörün çatışmasının sınırını ya da ilişkilerinin nasıl şekilleneceği Moskova'dan biraz tayin edilebiliyor. Çünkü Rusya bölgede etkili olmuş. Bölgenin tırnak içerisinde egemenliğini elinde bulundurmuş bir aktörün ardılı ve buraları zaten arka bahçesi olarak tanımlıyor çok net bir biçimde. Normalde biz hani Rusya'nın ABD'ye dönük olan çıkışlarında arka bahçeme girerseniz tepki veririm dediğini Ukrayna'da gördük. Kırım'ı alarak da bunu yeniden altını çizdi, ilhak ederek ki hukuksuz bir biçimde ilhak etti. Söylemek istediğim şimdi bir Türkiye var. Peşkov dün açıklama yaptı Kremlin adına, Kremlin sözcüsü. Dedi ki Türkiye'nin tavırlarını onaylamıyoruz. Türkiye hocam durduk yere, tabii ki durduk yere değil elbette ama böyle ateşli bir biçimde işte Erivan'ın ortasına füze atmaya gidecek kadar bu sahiplenme durumunu niye böyle bir yol izliyor? Hani kime mesaj veriyor, ne yapmak istiyor? Çünkü içeride bir şeyler oldu Türkiye'de. Evet, yani bunu ben birebir yani Azerbaycan'a olan desteği hani AKP iktidarıyla açıklayamayız. Sonuçta CHP de iktidarda olsa yapabileceği çok fazla. Yani toplumsal olarak, hani tarihsel olarak Türkiye'deki hükümetlerin marjı dar burada. Yani Azerbaycan'ı desteklemek zorundalar. Yani bunun bedeli ağır olur. Yani bu açıdan hani bunu hani AKP ile sınırlı bir konu olarak yani göremiyoruz. Hatta mesela bir CHP, MHP açık koalisyonu olsa ya da CHP İYİ Parti koalisyonu olsaydı çok farklı bir hani, tavır görmeyecektik. Yani bunu kabul edelim. Şimdi ama bunun milliyetçilik boyutu var tabii. Yani içeride Türk dış politikasındaki her sorun, her konu
yani içeriye milliyetçilik olarak dönmeye başladı. Yani bu tür çatışmaları genel olarak söylüyorum ki ben hani 90'larda belki biliyorsundur hani çok yoğun Balkanlar çalışmış biri olarak söylüyorum ve bunu yalnızca Türkiye'deki milliyetçilik açısından da söylemiyorum ama milliyetçiliğin kazandığı ortamlarda halklar kaybeder. Yani bu böyle ilk başta hani büyük bir şey olur, toplumsal bir dalga olur. Hani duygu hani o harekete geçirilir. Hani milli davalar vardır. Hani tarihsel olarak hani haklar savunulur vesaire. Ama baktığınızda en sonunda elinizde bir çatışma, ağır bir bedel, insan hayatı, şey ölümler. Bir işte şimdi askerlerin öldüğü, sivillerin öldüğü. Tabii sivillerin öldüğü. Hayatlar kalıyor, evet. Tabii yani sonuçta döner dönüp baktığınızda elde ne var diye. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Eğer Azerbaycan işgal altındaki bütün topraklarını ele geçirse bundan mesela iki tarafta ne kazanmış olacak? Yani 25 yıl arayla yani diyelim Ermenistan bir işgal hareketinde bulunacak. Yüzlerce insan ölecek. 25 yıl sonra Azerbaycan bunu geri alacak. Yüzlerce insan ölecek. Sonuçta elde ne kalacak? Düşünsene. Aynı statüko korunacak ama binlerce insan ölmüş olacak. Kaynaklarını buraya yıllarca silahlanmaya harcıyorlar. İkisi de Rusya'ya muhtaç kalıyor. Çünkü çatışma dinamiği dışarı ikisi de zayıf ülke olduğu için aslında hani bir dış güce bağımlılığı artıyor. Ben aynı hikaye yani Sırbistan'da da gördüm. Yani daha demokratik bir ülke kurmak yerine hani Büyük Sırbistan'ı kuralım dediniz. İşte sonuçta kan gölüne döndü. Ülke 10 yıl kendine gelemedi. Evet. Yani yaptırım altında savaş altında savaşı manipüle eden milliyetçi liderlerin hani şeyinde peşine takılıyor. Yani bu açıdan buralara dikkatli yaklaşmak gerekiyor. Milliyetçiliğin hani duygu düşünce dengesinde hani toplumsal olarak duyguyu harekete geçiren ve düşünceyi baskılayan, eleştiriyi baskılayan, sorgulamayı baskılayan bir yönü var. Dolayısıyla biz bu buralarda dikkatli olmalıyız. Ama objektif olarak da hani sorunu tanımlamak zorundayız da. Burada hani Ermeni milliyetçiliğinin yarattığı sorunların da farkında olmamız gerekiyor. Burada hani böyle bir hani saf ve naif bir şeyde duruşta sergileyemeyiz. Böyle hani ben Karabağ'da benim, Karabağ'ın çevresi de benim. Türkiye ile de aramı hani şey tutayım. Türkiye'de diaspora üzerinden baskı al. Ya, ve bunu da Rusya'ya dayanarak yapayım. Rusya da buraya gelsin, üstler açsın, sınırlarımı koysun. Yani ben onun himayesine gireyim. Biraz da Fransa'nın himayesine gireyim. Biraz da Amerika'daki lobileri kullanayım. böyle de bir dünya yok. Böyle de bir siyaset yok. Sonuçta eğer bu kadar milliyetçilik ve bu kadar real politikalar üzerinden giderseniz, iş güce binerse sonuçta çatışmayla biter bu iş ve bundan da ne Ermeniler kazanacak ben söyleyeyim. Yani bu Ermeni milliyetçiliği Ermenilere vuruyor. Ne de Türk Azerbaycanlılar kazandı ne de biz kazanacağız. Dolayısıyla da bu şeyi biraz Türkiye'de biz hani bu milliyetçi dalgayı eleştirel yaklaşıyoruz ama genelde bunun bir şey yatay olarak hani Ermeni milliyetçiliğinde işte Yunan milliyetçiliği, Kıbrıs milliyetçiliği, Sırp milliyetçiliği her neyse yani buralarda daha makul hani barıştan yana hani insandan yana kesimlerin mutlaka bir araya gelip kendi milliyetçilikleriyle ilgili çözüm önerileri getirmesi gerekiyor. Yoksa hani tek başına işte Azerbaycan Türkçülüğü, Turancılığı eleştirelim, ötekini eleştirelim ama işte Ermeni milliyetçiliği orada bütün unsurlarıyla hani siyasetiyle orada kalsın dediğimizde hani bu da gerçekçi bir tavır olmuyor ve bir faydası olmuyor deyip böyle bir toparlayayım. Yani ben de hocam bu noktada size katılıyorum. Yani belki yeniden altını çizmek adına ben parafraz edeyim yeniden söyleyeyim. Gerçekten hani her savaşta sizin de altını çizdiğiniz gibi Balkanlarda yaşananlar. Ben çocuktum ama hani hafızama gerçekten çok kötü olarak kazınmış bir durumdu. Unutulmaz bir şey. Yani hala bununla ilgili filmler, belgeseller, kitaplar yazılıyor. Bildiğimiz kadar bilmediğimiz acıların olduğunu biliyoruz. Komşular birbirlerini öldürdüler, kestiler. Gerçekten yıllar sonra baktığınızda Büyük Sırbistan Milliyetçiliği ya da Büyük Arnavut Milliyetçiliği, Büyük Boşnak Milliyetçiliği bir yana halklar buradan ne elde ediyor? Eğer amacımız halkların
refah içerisinde mutlu doğanın, ki bunda artık doğayı, hayvanları, canlıları da düşündüğümüzde, o coğrafyayı düşündüğümüzde bir huzur istiyorsak öncelikle belki savaş dışı yöntemleri konuşmak lazım. Ama sizin de söylediğiniz gibi şu an Türkiye'de öyle bir atmosfer var ki, ya yapmayın, ne demek Erivan'ın ortasına bomba atmak dediğinizde birileri size diyor ki, siz Ermenileri tutuyorsunuz tabii ki. Ama Ermenistan da bu noktada yanlış yapıyor dediğinde işte geldi Turancılar deniyor. Yani sağlıklı bir tartışma atmosferi yok sizin de söylediğiniz gibi. Hani, ve biz Türkiye toplumu olarak burada ya sağduyuya davet edeceğimize, gelin istiyorsanız İstanbul'da konuşun, biz elimizden geleni yapalım, neyse bu sorun diyeceğimizi İstanbul'daki Ermenilerin, Türkiye Ermenilerinin hani tacize uğradığı bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Bu da sizin de söylediğiniz gibi hiç kimse değilse gerçekten halkların kaybetmesi demek. Belki Türkiye'deki entelektüellerin de yetkililerin de bu noktada bir şeyleri herkesin şapkayı önüne koyup düşünmesi gerekiyormuş gibi geliyor bana da. Yani şöyle son bir cümleyle belki hani tamamlayayım. Ya televizyonları falan açıyorsunuz, bakıyorsunuz, jeopolitik konuşuluyor. Bunu belki daha önce de söylemişimdir. Jeopolitikten konuşmaya başladığımız an aslında insan bitiyor. Başka bir şey başlıyor çünkü. Yani orada insan odaklı olmaktan çıkıyoruz. O zaman büyük devletler, büyük çıkarlar, büyük siyaset işin içine giriyor ve sokaktaki adamın hayatı bitiyor aslına bakarsanız. Evet. Yani bu bizim için şeydir, bir barometredir, bir turnusol kağıdıdır. O yüzden buna, yani demokrasi de biter, insan hakları da biter. Jeopolitik devreye girdi mi, devlet girer, silah girer, güvenlik girer. Bu da aslında hayatın yeniden kurulması demektir. Ve bu insana aykırı bir şeydir. Evet. Teşekkür ederim hocam. Hem ne olduğunu anlamamıza yardım ettiniz, hem de bence en önemlisi bu alanıydı. Biraz barıştan, halklardan konuşmak gerektiğini, milliyetçilikleri bir kenara koyup jeopolitik analizleri, silah analizlerini, ordu analizlerini bir kenara bırakıp bunların insan olduğunu, ölenlerin insan olduğunu, halklar olduğunu kaybedenlerin hatırlattınız yeniden. Barışın gelmesi için en azından yol gösterici bazı noktalara işaret ettiniz. O yüzden bence önemli bir açıklama oldu bu. Profesör Doktor İlhan Uzger'le birlikte bu hafta Dağlık Karabağ sorunundaki son gelişmeleri ele aldık. Aynı zamanda Türkiye'nin buradaki tutumunu, Rusya'nın duruma bakış açısını ve soruna etkisini, halkların durumunu, kaybedenin aslında kimler olduğunu ve entelektüeller olarak, halk olarak, toplum olarak bizlere düşen görevin ne olduğunu, nasıl duruma yaklaşmamız gerektiğini, silahların diliyle değil insanlara huzur, mutluluk getirecek alternatifler için çalışmak gerektiğinin altını çizmeye çalıştık. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın.